Bu gerçek hayat mı yoksa sadece rüya mı? İki arada kalmış, gerçeklerden yok kaçış. Müzik belki bunu sağlayabilir. Duyduğumuzda bizi büyüleyen sesler. Peki o sesleri çıkartan enstrümanlardan en sıra dışı olanları duymak ister misiniz? O zaman gelin bugün sanat için yapılan en ilginç tasarımlara bir göz atalım. Is this the real life? Is this just fantasy? Dünyanın bilinen, bulunan en eski enstrümanı flüt. Yani nefesle müzik yapmak. İnsan nefesiyle. Peki ya dünya büyük bir insan olsa ve nefesi de rüzgar olsa onun flütü ve o flütün çalacağı müzik nasıl olurdu acaba? İngiltere'de bununla ilgili bir deneme yapmışlar ve şarkı söyleyen ağaç adındaki bu yarı heykel yarı müzik enstrümanı ortaya çıkmış. Pendle Tepesi diye rüzgarlı bir tepeye yerleştirilmiş. Dünyanın nefesi üflenince işte böyle bir müzik işitiliyor. Bu tepeyle ilgili bir de rivayet var. Vakti zamanında burada Pendle cadıları yaşarmış. Tasarım, müzik, efsane ve işte size nefis bir hikaye. Benzer bir mantıkta çalışan başka bir enstrüman daha var. Aeolus. Anlaşılan gezegenimizin müziği gerçekten de bilim kurgu filmlerinin müzikleri gibi. Goethe'nin çok sevdiğim bir sözü var. Mimari dondurulmuş müziktir, diyor. Bazıları bu sözü dondurulmuş değil de doldurulmuş olarak algılıyor ve mimari yapıları bütünüyle doldurabilecek büyüklükte enstrümanlar tasarlıyor. William Claus bunlardan biri. Kendisi bir enstalasyon ya da başka bir deyişle yerleştirme sanatçısı ve bugüne kadar 100'den fazla müzik enstrümanı tasarlamış. Bunlardan bir tanesi Earth Harp. Dünyanın çalınabilen en uzun enstrümanı olarak rekorlar kitabına girmiş. Mekanları müziğin bir parçası haline getirebiliyor. Daha önce ayrıntılı bir videosunu da hazırladığım Jean-Michel Jarre, bu telleri de ortadan kaldırıp lazer ışınlarıyla müzik yapıyordu hatırlayacaksınız. Buna benzer başka bir örnek, cello dörtlüsü Kronos Quartet'e ait. Deneysel bir eserlerinde dikenli telleri enstrümana dönüştürüp çalmışlardı. Ve buna da Dört Çitin Müziği adını vermişlerdi. Aslına bakarsanız hangimiz bu tür şeyler yapmayız ki? Mesela ben lise sıralarını darbukaya dönüştürmüştüm zamanında ama bir albüm çıkartmak bir türlü aklıma gelmemişti. Kendimi geliştirseydim, ritim yeteneğimi bu seviyelere kadar getirebilir miydim bilemiyorum. Böyle kova, tava, tencere filan bilimum mutfak ve ev eşyasını müzik enstrümanına dönüştürüp daha sonra da bunları çalarak görkemli gösteriler hazırlayan belki de en önemli, en meşhur grup Stamp'tır. Yaptıkları şu müziğe ben olsam fırça senfonisi derdim. Müzik dediğimiz şey aslında etrafımızda sürekli olarak var. Fakat biz var olan müziği her zaman duyamıyoruz. Enstrümanlar bunları toplayıp bize aktaran araçlar adeta. Onları duyulabilir kılıyor. İnsanla evren arasında köprüler kuruyor. Şimdi köprü demişken köprü kurmayı belki de dünyada en çok seven bizlerin de icat ettiği böyle çok sıra dışı enstrümanlar var. Mesela bunun adı yaybahar. Gördüğünüz gibi çalgının gövdesiyle telleri arasında kurulan bir köprü. Ses kaynağı davullar. Onu tasarlayan Görkem Şen dokundukça telde oluşan titreşimler esnek yayın taşıyıcılığı vasıtasıyla davula ulaştığında akustik bir şekilde bu duyduğunuz sesler meydana geliyor. Sıra dışı enstrümanlar deyince akla gelen belki de en önemli isimse hiç kuşkusuz Okay Temiz. İstanbul'da ritim atölyesi yaptığı stüdyoya girince sizi dünyanın dört bir tarafından topladığı enstrümanlar karşılıyor. Bunlar Kıbrıs'ta, Hindistan'da.
Bunların bazıları kendi icadı, bazıları da koleksiyonunun bir parçası. Elektronik müzik diye bir müzik türü var biliyorsunuz ve icat edilen yeni enstrümanların, yeni müzik enstrümanlarının pek çoğu aslında bu tür müziklerin icrası için kullanılıyor. Mesela benim de alıp denemeyi çok istediğim en yeni klavyelerden biri Seaboard Rise. Piyano gibi gözüküyor ama gitar gibi de çalınabiliyor. Yine de ortaya çıkan müzik elektronik. Bir de elektrikli bir müzik aleti var. Kelimenin tam anlamıyla elektrikli. Zeusophone adlı bu çalgı bir Tesla bobini kullanarak müzik yapmanızı sağlıyor. Bunu öyle deneysel bir müzik aleti falan sanmayın. Şu anda satışta, dileyen gidip satın alabilir ve evinde gayet güzel elektrikli bir müzik icra edebilir ve komşularıyla birlikte mutlu, mesut bir hayat yaşayabilir. Ama gerçek mutluluk ve huzur hayatın anlamını bulmakta ve eski bir fıkrada da söylendiği gibi hayatın anlamı sudur. Bildiğiniz gibi dünyanın da vücudumuzun da büyük bir kısmı su. Dolayısıyla müzikal titreşimleri duymanın ve hissetmenin tek yolu sadece kulaktan geçmiyor olabilir. Ve yine bildiğiniz gibi bizim geçmişimizde müzikle tedavi veya su terapisi gibi yöntemler kullanılmıştı. İşte bunu geleceğe taşımak isteyen birisi suyla müzik yapmaya karar vermiş. Hidroilofon adlı bu müzik aleti parmaklarınızın suya temasıyla çalınıyor ve sesleri akustik olarak değil de hidrolik olarak üretiyor. Şimdi epeyce tuhaf birkaç müzik enstrümanından söz edeceğim. Hani böyle küçük müzik kutuları vardır ya, çevirerek çalınır. Çaldığınızda da işte Üsküdar'a giderken filan gibi bize bir takım melodiler fısıldar. Şimdi aynı prensibi alın ve bir iş makinesine uyarlayın. Eğer bu müzik enstrümanı gerçekten de piyasaya çıkarsa ilk siparişi ben vereceğim ve hemen yandaki inşaata göndereceğim. Yine aynı prensibi kullanan ama çok daha fantastik bir enstrüman da bu. Adı misket makinesi. Çünkü müzik yapabilmek için 2000 tane misket kullanılıyor. Yapımı tam 14 ay sürmüş. Wintergarten adlı İsveçli bir müzik grubu bu enstrümanı icat etmiş, onu kullanarak albümler yapıyor, konserler veriyor. Ne diyelim, uzun kış gecelerinin bereketi olsa gerek bu tür fikirler. Şu ana kadar hep cansız nesnelerden yapılan enstrümanları gördük. Bir de canlı çalgı çalan. Aslında çok da güzel bir müzik grubu adı olabilir. Canlı çalgı çalan. CCG, CCC. İnsanlar var. Viyana'nın Sebze Orkestrası ile tanışın. Bu orkestranın üyeleri konserden önce pazara gidiyor ve sebzeleri bir başka gözle seçerek alıyor. Çünkü onlardan enstrüman yapıyorlar. Konserde bir güzel çaldıktan sonra da akşama evde çalgı çorbası pişiyor. Böyle bir konsere ben olsam solist olarak ne eklerdim biliyor musunuz? Bir pazarcı. Pazarda dolaşırken hiç dikkat ettiniz mi? En güncel konuları büyük bir pazarlama ustalığıyla harmanlayıp, birleştirip, en yanık seslerini kullanarak biz tüketicilere o enfes konserleri veriyorlar. Bir taş attım havaya, gittim karne almaya. Karne de zayıf görünce başladım ağlamaya. Neyse, bitkilerle enstrüman yapılır da hayvanlarla hiç yapılmaz mı? Şimdi bahsedeceğim enstrümanı anlatmadan önce size kısaca biraz tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Bu kişi Rus profesör Leon Teremin. Elinde tutmadığı ve buna rağmen tutmadan çaldığı enstrümanda kendi adını taşıyor, Teremin. Öndeki antenler aleti çalan kişinin ellerinin pozisyonunu algılıyor. Bir elle titreşim dalgaları gönderilirken diğer elle sesin şiddeti ayarlanıyor. Yeterince ilginç ve sıra dışı gelmedi mi? O halde bunun yepyeni bir versiyonuyla tanışın. Adı Badger Min, yani porsuk teremini.
Antenler ölü bir porsuğun içine yerleştiriliyor. Duyduğum ve gördüğüm en tuhaf enstrüman bu. Açıkçası bitki de olsa hayvan da canlıların cansız hallerine bile biraz daha saygılı olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu arada tarihimiz de pek temiz sayılmaz. Geçmişte de buna benzer garip hayvan enstrümanları yapılmış. Kedi piyanosu bunlardan en ilginci. Piyanist tuşlara bastıkça kedilerin kuyruğu sıkıştırılıyor ve miyavlatılarak müzik yapılıyor. Anlayacağınız kedi videolarından çok çok önce kedi müzikleri popülerdi. Gelelim gelmiş geçmiş en iyi müzik enstrümanına. Bence bu müzik enstrümanı insan vücudu. Ama bu şekildeki kullanımından bahsetmiyorum. Bundan da bahsetmiyorum. Tam olarak şundan bahsediyorum. Gözünü aç, gökyüzüne bak ve gör diyen Queen ya da diğerleri. Ses tellerini ustalıkla kullanan ve nefesini ilham verici bir sanat eserine dönüştürmeyi başarabilen bütün müzisyenleri kastediyorum. Bana göre tüm zamanların en sıra dışı müzik enstrümanı unvanını, binlerce yılın birikimi, yüzlerce müzik enstrümanının karşısında bile tek başına vücudunu müziğe dönüştürmeyi başaran insan kazanacak.